Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. İki defa canlı yayın yaptık, yapacağız gibi oldu. Hatta ilkinde laptopumuzun şarjı bitti. O şekilde bir video yayınladık. Sonra gittik Sasa'nın önünden, Sasa'nın kapısının önünden bir canlı yaptık, yayın yaptık sizlere. Hani bu düşüşlerde ne yaptınız, nasıl hissediyorsunuz, iyi misiniz diyerek. Şimdi evimize geldik ve halk arz hisselerindeki derinlikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kaç lot tavanda alış emirleri var? Diğer geçen haftadan kalan o 5-6 halka arzın durumu hakkında, özellikle BIST 100'ün bu düşüşünde nasıl performans göstermişler, bir onlara bakalım. 5. tavanını gerçekleştirdi E-Bebek arkadaşlar. %10 tavanda kapattı. 16,5 milyon lot tavanda alış emri vardı. Tarkim yine tavanda kapattı. 9 milyon 800 bin tavanda alış emri vardı. Kuzu taban oldu arkadaşlar. 2 milyon 900 bin satış emri vardı tabanda. Tatlıpınar Enerji taban oldu. Yine tabanda 1 milyon 200 bin satış emri var. Ofisyem taban oldu. Tabanda 110 bin satış emri var. Azmış. Enerji eksi 2. Baydöner eksi 6. Eksi 9. İzdemir Enerji eksi 6. Baydöner ve E-Bebek hakkında önemli bir haber var arkadaşlar. Genç Temettü yatırımcısı paylaşmış. E-Bebek için açığa satış ve kredili işlem yasağı geldi. Baydöner için brüt takas yasağı, brüt takasa alındı. Yani bugün sattığınız Baydöner'in parasını yarın hesabınızda görüyorsunuz diye biliyorum. E-Bebek'te de açığa satış. Bu zaten herhalde depremden sonradan beri var, açığa satış diye biliyorum. Kredili işlem yasağı ikisinden biriydi. Yani arkadaşlar, bugünkü borsadaki bu düşüş, BIST 100'deki bu düşüş aslında belli bir düşüş değildi. Yani ne oldu? 8000'in altına biraz sarkıttılar. Sonra tekrar 8000'in üzerine getirmeyi bildiler. Bakalım nasıl yarın bu performans geri gelecek. Bakalım yarın halka arz hisselerinde iki tane halka arz hissemiz, ebeveynimiz ve Tarkim'de bir değişiklik olacak mı? Ve hatta yarın gıpta da işleme başlıyor. Gıpta Kırtasiye Ofis. Bakalım o yarın nasıl performans gösterecek. Biz Sasa'nın önünden canlı yayın yapmıştık. Bakalım Sasa nasıl bir performans gösterecek arkadaşlar. Siz bugün nasıldınız? İyi miydiniz? Yani şöyle bir ekrana baktığınızda, ya işte kaybettim, gitti paralarım, kârdan zarar ediyorum, şöyle oldu böyle oldu, ah vah dediniz mi? Yoksa ya halka arzlardan zaten çok kazanmıştık, enerji hisselerinden zaten çok kazanmıştık, kârdayız. Zaten borsa aldı başını gitti, bunun bir düzeltmesi olması lazımdı mı dediniz? Her sağlıklı yükselişin bir düşüşü olması lazım. Bunu daha önce de söyledik, kaç defa söyledik. Bu düşüşler lazım, gerekli arkadaşlar. Halka arz hisselerimizin derinliklerinde bir sıkıntı görünmüyor. Bakalım yarın nasıl olacak? Bugün Reader teknolojinin ilk talep dağıtım günüydü. Yarın Hatsan ve Adra GEO'nun da talepleri başlayacak. Talep dağıtımlarına başvurunuzu yapabilirsiniz. Yine bunun hakkında da ayrı bir video çekeriz arkadaşlar. Sizlerle paylaşırız. Dediğimiz gibi biz bugün hani kapanışa doğru bu düşüşte bir canlı yayın yapmak istedik. Sizlerle fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşmak istedik. Hem de kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Ama yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla tabii ki tekrar hatırlatalım şurayı. E-Bebek'te açığa satış ve kredili işlem yasağı geldi. Baydöner'de brüt takas yasağı, brüt takasa alındı arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Tavandaki alış lotları güzel. Tabandaki satış lotları da var. O 5-6 halka arzımızda bakalım kaç tane tabanda. 2 tanesi tam, 3 tanesi tam taban. 3 tanesi de eksilerde. Bakalım nasıl seyredecek yarın öbür gün. Göreceğiz arkadaşlar. Biz buradayız. Tekrar görüşürüz.